Hasan amca bugün 3 gol aldı, 3 gol atıp 3 gol puanı aldık ve sezonun son 10'luk Mayıs'taki maçını yaptık. Nerede demek lazım Hasan amca? Vallahi arzu edilen bir şey, gayet güzel. Önce şunu söylemek istiyorum. İkinci kez bana böyle bir konuşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Şahsım ve kulübüm adına çok teşekkür ediyorum. Fevkalade bir şey benim için bu. Sağ olun. Medyunu şükranım. Evet, sorunlarınızı cevaplamaya çalışayım. Gayet güzel. Biraz evvel gelirken de ifade ettiğim gibi bu genç arkadaşlara gelecek 2016 sezonu için 4 veya 5 çok böyle abilik yapacak pozisyonda sporcular transfer edilirse bu takım PTT 1. Lig'e çıkacağına dair olan şeyimi, yani %100 imzamı atarım. Artı ancak tabii borçlar biterse gene dönüp dolaşıp hep buraya geliyoruz yani. Onun için bu borcun kesinlikle bitmesi lazım. Dikkat ederseniz maçta siz de seyrettiniz. Ne kadar gol pozisyonuna giriyor. Fevkalade bir şey bu. Evet, 3-1'lik netice. 19 Mayıs'ta oynanan maçın, son maçımızın 3-1'lik gibi bir skorla neticelenmesi gayet güzel bir şey. Hepsini de gördünüz, kutladım, tebrik ettim. Bir abileri, bir amcaları olarak. Evet, sorularınız varsa cevaplandırmaya hazırım. Son olarak da haftalara vermek istediğim mesaj var mı Hasan amca? Yakın zamanda kongre var biliyorsunuz. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Üzülüyorum ya. Yani bana şöyle söylüyorlar tanıdığım için. Kongre kolik olduk ya. Yani kongre kolik olduk ya. İnanın yani bir şey söyleyecek bulamıyorum bir şey. Yani bir kulüp başkanı bu kadar yani baskın altında ne iş yapabilir ya, lütfen. Birisi çıksın bana söylesin ya. Maddi problem var, manevi problem var. İki tane problemin, birçok problemler var da yani bunlar ilk nazarda görülen hususlar bunlar. Ne yapsınlar yani? Ne yapsınlar ya? Kocaman başkent ya. Allah aşkına lütfen hislerime tercüman olun. Acaba ben mi hiç konuşuyorum ya? Bu kadar milletvekilimiz var ya. Bir tane bayan milletvekili var. Kadıncağız çırpınıyor ya bir şeyler yapmak için. İnanır mısınız? Gerek hakemliğim, gerekçe ben çok yönlüyüm. Atletizm antrenörlüğü yaptığım zamanlar 19 Mayıs stadında senelerdir atletleri çalıştırdım ben. Anlatabilir miyim? Dolayısıyla ya şu stadyum Allah yapandan 1000 defa razı olsun ya. Yakışıyor mu başkente ya? Kıskanmıyorum. Anadolu'ya yapılan stadyumları görüyorum. Ama burası başkent ya. Başkent ya. Lütfen, lütfen biraz şeyli olalım yani. Yani koskocaman bir başkentin böyle bir statta futbol oynaması kadar ayıp, ben bir şey göremiyorum ya. Burada milli maç oynadık. Ayıp ya. Yakışmıyor ya. İlgilileri lütfen tekrar uyarıyorum bir vatandaş olarak. Kendimi spor adamı olarak nitelendirir mi bilmiyorum. Camianın içinde 55-60 yıldır içerisindeyim yani. Hakem olarak, gözlemci olarak, atletizm hocası olarak, futbol antrenörlüğü olarak, kara güçlerinde antrenörlük de yaptım ben. Ne söyleyeyim ya? Kime söyleyeyim ya? Ya bu mülki amirlerin, başta bizi idare edenler olmak üzere hepsini kalbine iltica ediyorum ya. Lütfen ya. Lütfen, lütfen, lütfen. Yeter artık ya. Kimseden artık icazet, sadaka istemiyoruz ya. Ceplerinden de yaptırmayacaklar. Devletin parasıyla efendim stat yapılacak. Böyle tarihi kulüplere efendim zamanında bu kulüpler devlet şeyinden yardımlar aldı. Ben biliyorum, ben içindeyim. 30 küsur yılda ben bu kulübün içinde müdürlük yapıyorum. Lütfen ya, lütfen ya. Bakıyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız spor adamı, futbolcu. Ben de eski bir futbolcuyum.
Şimdi bir başkent takımının böyle sızlanması nasıl bir rahat ediyor? Ben anlamıyorum yani. Merak ediyorum ya. Sade bir vatandaş olarak merak ediyorum. Bırakın, birçok şeyler var üzerimde. Gaziyim vesaire vesaire. Nasıl acaba? Ben merak ediyorum ya. Lütfen ya, bir randevu talebinde bulunduk ya. Yöneticilerimiz kimseye bir şey yapmaz. Kanunlar çerçevesinde hepsi kültürlü insanlar. Gider meramlarını anlatırlar. Ha, makul bir şey mi değil mi? Onların takdirine kalmış. Ben saygıyla karşılarım bunu. Ama bir dinlesinler, bir şey yapsınlar ya. Lütfen ya. Lütfen ya. Lütfen kurtarın şu Ankara gücünü ya. Ha, şunu yapın ya. Bu borçları kapatın. Hadi kardeşim, bundan sonra başınızın çaresine bak desinler. Biz buna da razıyız ya. Vallahi bilmiyorum yani. Üzülüyorum ben. Üzüntü duyuyorum. Hicap duyuyorum yani. Hani ben başkaları gibi böyle çıkıp da en az onlar kadar, bugün yorum yapanlar kadar herhalde televizyon kanallarında çıkıp hakemlik hususunda efendim şey yapacak kapasitede bir insanım. Ama ben kendi halimde 30 küsür senedir bu kulübe kendim vakfetmiş bir insanım ya. Üzülüyorum ya. Lütfen ya. Büyüklere hitap ediyorum. Bizi idare edenlere yalvarıyorum. Kalplerine iltica ediyorum ya. Lütfen sahip çıksınlar ya. Gelmişim ben 84 yaşında. Ölmeden hiç olmasa bugünleri göstersinler bana ya. Sevindirsinler bizi ya. Bu usta benim söyleyeceğim bunlar yani. Hani artık bilmiyorum. Kamyalarına vermez yani. Sayın Başkanıma bir vesileyle randevu alıp söyleyeceğim yani. Kamyaları derneği olma şeylerini de ben hazırladım. Tabii hiyerarşik düzen olduğu için valiliğe, valilikten İçişleri Bakanlığı, bunların hepsini ben hazırladım. Kamyalarına derneğiz. Yardım toplama şeyimiz var. Olmasa çıkıp efendim 84 yaşında mağaza mağaza dolaşıp bu kulübün borcundan kurtaracağız. Başka çare yok ya. Ne olursunuz ya? Allah aşkına ya. Bu kadar olmaz ya. Bu kadar biganelik olmaz ya. Ben bizim milletvekillerine soruyorum. Ya siz gençsiniz, bilmezsiniz. Bu tribünde bir maçta inanır mısınız 10 tane 15 tane milletvekili vardı ya. Maçlara gelirlerdi ya. Ve gurur duyardık böyle kapıdan çıkarken selam vererek ayrılan. Nerede bu bizim Ankara milletvekilleri ya? Nerede ya? Lütfen ya. Lütfen. Lütfen biraz sahip çıksınlar ya. Ankara gücü bir değer ya. Çok büyük bir değer ya. Böyle bir şey olmaz yani. Lütfen. Ben ilgililerden rica ediyorum. Yalvarıyorum. Lütfen Ankara gücüne sahip çıksınlar. Bu hali hazırda efendim artık ne yapsın adam, düşünüyorum ya. Akşamlar böyle sağduyuyla yatınca düşünüyorum. Diyorum ki ya ne yapsınlar adam. Yok ki ya, bu oyuna boş. Ne güzel bak, yapılandırmışlar. Efendim esasen bu Ankara gücünün de borcu değil, onu da şey yapayım. Tabii Melih Bey kimse bilmez benim kadar. Çok hasta Ankara güçlüdür. Fenerbahçelidir ama anormal derecede de Ankara güçlüdür. Bunu içtenlikle söylüyorum. Kendisi dinlerse beni onaylayacağını tahmin ediyorum. Hasta Ankara güçlüdür. Evet, Sarlacivert olarak Fenerbahçe'yi tutuyor. Ama Ankara güçlüdür. O sezon açılışlarımıza gelip oturması, maçları seyretmesi, Cebeci Stadı'nda 19 Mayıs'ta bunu çıkıp inkar edemez. O şimdi iddialı bir insan. İddialı bir insan. Diyor ki, bütün Avrupa ülkelerinde başkent takımları şampiyon oluyor. Niçin başkent takım Ankara'dan bir şampiyon çıkmasın? Evet, özveriyle bu işe adım attı. Sonra oğlu Ahmet Gökçek, hakikaten diğer çocuğunu tanımıyorum ama Ahmet Gökçek kalite bir çocuk. Hürmetkar bir çocuk, büyüğünü küçüğünü bilen bir çocuk, sevdi de oldu yani, olanla olunmaz. Mahkemeydi, şuydu. Ben oraya temas etmiyorum. Daha belki Gözlem ve diğer basın kuruluşlarında birçok röportajım var. Onları orada değindim. Burada zamanınızı almak istemiyorum. Hadise bu. Yani bu Melih Bey'in tabii
iddialı olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla mahkemeyle ayrılınca kaldı bu yük, zavallı deyim zavallı bir çare Ankara Gücü'nün üzerine kaldı. Rica ediyorum ya Sayın Başkan, Sayın Melih Başkan, sarıyı severim yanında lacivert olursa, kırmızıyı severim yanında ay yıldız olursa, bunu de, bunu söyle, bu Ankara Gücü'ne sahip çık. Lütfen, lütfen, lütfen yani. Artık başka ne diyeyim? Hayır, başka söyleyecek bir şey kalmadı herhalde. Ne söyleyeyim yani? Evet. Var mı sorunuz başka? Başka yok aslanım. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir açıklama oldu. Faydalı bir açıklama oldu. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Ve büyüklerime tekrar sesleniyorum. Kıymetler, kıymetli şeyler böyle ayak altında dolaştırılmasın lütfen. Ya bir sözünün içinde ya. Bir sözünün içinde şu dedim biter ya. Kapatın şunu ya. Bak bir de şey var ya. Spor Bakanı benim hemşerim. Ben de Samsunluyum. Bir şey var. Çok güzel gençler var ya. Ben zaman zaman çıkıp antrenmanlarını izliyorum. Hakikaten çok güzel, kabiliyeti yetenekli. Anadolu'nun kırsal kesiminden gelen çocuklar da ay burada. Efendim bunların yemesi, bunların içmesi tam doğanda. Ya o zemine bir halı sahalı yapılır ya. Ne olacak ya? Sayın Spor Bakanımızın önünde ya. Muhterem hemşerim. Lütfen ya. Lütfen. Artık bir şeye kavuşturun bir şeyi ya. Rica ediyorum ya, bir hemşeriniz olarak, bir Samsunlu olarak. Lütfen. Bana bu fırsatı verdiğiniz için ikinci kez size teşekkür ederim. Medyunu şükranım. Allah razı olsun. Her işte bir hayır vardır inşallah. Bu konuşmalarımız. Ha, şu bir kelime daha, bir iki kelime daha söylemek istiyorum. Geçenki vermiş olduğum konuşmalarımda, röportajda şunu şey yapmıştım. Görüyorum taraftarlar bu haftaki maçta pek çılgınlık yapmadılar. Yönetim istifa, yönetim istifa. Kardeşim, şeker kardeşim, eğer yönetimin istifası muhakkak şeyse, Ankara Gücü kurtulacaksa, 84 yaşında adam, ben de geleyim sizinle oturayım yan yana, yönetim istifa diye bağırayım. Gelmezsem namerdim ya. Alternatif değil. Aklımızı başımıza toplayalım. Bugünkü maçları da seyredemeyiz. Aklımızı başımıza toplayalım. Lütfen, lütfen, lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.